Merhaba arkadaşlar. Bugün garip şiirini işleyeceğiz. 1940'a kadar daha önce işlemiştik. 1923 ve 1940 yılları arasında üç farklı şiir anlayışı vardı. Öz şiir anlayışını savunanlar, milli anlayışı sürdürenler ve toplumcu gerçekçiler. Garip şiiri ise 1941 yılında ortaya çıkmış bir anlayıştır. Niçin garip denmiştir? Çünkü üç arkadaş ki biz bunları Omo olarak kodladık. Orhan Veli, Kanık, Melih, Cevdet, Anday, Oktay, Rifat Horozcu garip adı verdikleri ortak bir şiir kitabı çıkardılar. Ve bu şiir kitabının ön sözünde ise e, kendi e, anlayışlarını ki buraya biz özetledik birazdan bakacağız. E, bu anlayışlarını e, yansıttılar. Bu şiir kitabında Melih, Cevdet'in 16, Oktay, Rifat'ın 21, Orhan Veli'nin de 25 tane şiiri var. Ve aslında yazıyı, ön sözü Orhan Veli kaleme almıştır. Sonra bir bildiri olarak ortaya çıkmıştır. Neler var onu göreceğiz. Birinci yeni olarak da adlandırılır. Çünkü yeni bir şiir anlayıştır. Ki gerçekten şiire devrim yapmışlardır. Bu devrim ideolojik bir devrim değildi. Toplumcu gerçekçilerde olduğu gibi... Birinci yeniciler, evet daha önce ölçü ve uyağın şart olduğu şiir anlayışına karşı serbest şiiri savunarak ya da işte diğer özelliklerini göreceğiz. Küçük insanı şiire getirerek, sokaktaki insanları şiire getirerek bir devrim gerçekleştirmişlerdir arkadaşlar. Tabi bunların ortaya çıkması 1941'li yıllarda edebiyat dünyasında da farklı tartışmalara yol açmıştır. Sabahattin Eyüboğlu, Nurullah Ataç gibi isimler bu üç arkadaşı ve anlayışlarını desteklemiş ama hocaları olan Ahmet Hamdi Tanpınar ise karşı çıkmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet buradaki çizimimizde görüyorsunuz garip e, üç kişi var. Orhan Veli, Melih Cevdet ve e, Oktay Rifat Horozcu bu anlayışı ortaya koymuşlar diyoruz. Şimdi bunların hangi anlayışları vardır sırayla onları işleyeceğiz. Basitlik, sadelik ve aleradelik yani sıradanlık bunların ilkesi sloganı diyebileceğimiz ifade basitlik, sadelik ve aleradeliktir. Bu basitlik birazdan alt başlığı da göreceğiz. Hem söyleyişte bir basitlik yani çok böyle detaylı, imgeli, anlaşılmaz bir üslup kullanmayacaklar. Basit bir üslup, sade bir üslup olacak. Ve sıradan olacak. Ama işlenilen konular için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani işlenilen çok böyle yüce konular olmayabilir. Sıradan insan, sıradan konular, basit konularda şiirin konusu olabilecektir. O zaman basitlik, sadelik, aleladelik e, bunların sloganı diyebiliriz. Serbest şiir anlayışını evet asıl devrimleri burada olmuştur diyebiliriz. Serbest şiir anlayışını artık edebiyatımızın merkezi haline getirmişler. Daha önce yok muydu serbest şiir salonlar? Vardı. Toplumcu gerçeklerden Nazım Hikmet Ran serbest şiirini ilk şiir yazan kişiydi arkadaşlar. Ve o dönemde 30'lu yıllarda zaten yazılan yazan e, şairlerimiz olmuş. Ama edebiyatımızın temel merkezi yine ölçülü uyaklı şiir yazma idi. 1941'den sonra garipçilerden sonra artık Edebiyat, edebiyatımızda şiir yazarken artık serbest ölçüyle de rahat bir şekilde şiir yazılabiliyor idi. Ölçü ve uyağa karşı çıktılar. Yani ölçü ve uyağa şart koşan anlayışa karşı çıktılar. Ölçü ve uyak şart değildir. Şi şiirsellik başka türlü de sağlanabilir. Edebi sanatlara karşı çıktılar. Ki önemli bir e görüştür, farklıdır. mısracı zihniyete karşıdır bunlar ki mısra benim haysiyetimdir namusumdur demişti Yahya ya, Kemal Beyatlı. Ee, öz şairler bunu savunmuştu. Ee, onlara göre ilk çağlarda ikinci dizenin daha kolay hatırlanması için bir araç olarak kullanılmıştır ölçü ve uyak. E artık o günler geçti dolayısıyla artık e, ölçü uya gerek yoktur. Görüşlerimiz e, içimizden geldiği gibi aktarılmalıdır. E, hece ölçüsü ya da aruz ölçüsü gereksizdir. Serbest ölçü bunlar için önemlidir. Edebi sanatlara niçin karşı çıktılar? Edebi sanatlar artık gerek yoktur e, onlara göre. Çünkü e, her türlü söz ve anlam sanatı bırakılmalıdır. Teşbih ve istihare özellikle de bunlara son derece karşı çıkmışlar. Çünkü bunlar gerçeği e, saptırır. E, gerçeği zeka zeka ile tabiatı bozar. E, bunun içinde ne olacaktır? Teşbih ve istihareye karşı çıkmışlardır. Hatta ve hatta bir dönem gibi edatını hiç kullanmamışlar şiirde gibi benzetme edatıydı hatırlayalım. E, bu kadar ileri gitmişler diyebiliriz. İroni ve mizah ise bunların edici özelliğidir. İroni ve mizah e, en fazla kullandıkları sanat diyebiliriz. Edebi sanatlar olarak sayarsak, ironi ve mizah dışında edebi sanat kullanmamaya dikkat etmişler. E, ama parodi özellikle mesela daha önce yazılan bir eserin e, Dalga yeniden yazılması. Parodiyi çok fazla kullanmışlar. Mesela Ahmet Haşim'in Canan ki gündüzleri gelmez, akşam görünür havuz üzerinde şiirini değiştirmişler. Yani sevgili gündüzleri gelmez ama akşamları havuz üzerinde görülür. Canan ki degüst tayona gelmez, balık pazarına hiç gelmez diye Orhan Veli parodi yaparak değiştirmiş bu şiiri. Bununla beraber geleneğe karşı zaten bunlar şiir geleneği hem de halk şiirin tabi halk şiirinden yararlanmışlar. Onu kullanmışlar ama işte mısracı gelenek, ölçü uyaş, şart koşan gelenek buna karşı çıkmışlar. Şairanelik yok, edebi sanatlara karşı çıkmaları şairanelik yok demek aynı anlama gelebilir. İmge'ye karşılar. Şiirin karşımıza gelen bir şiirin garip anlayışıyla yazılıp yazılmadığını nasıl anlayabiliriz? Okuduğumuz şiirde arkadaşlar imge, anlaşılmaz ifadeler. Şiirsellik ne kadar sınırlıysa ve serbest ölçüyle yazılan bir şiir geldi karşımıza. Şiirsellik sınırlı, imge yok fazla. O zaman birinci yeni garip akımına bağlı olabilir. İroni ve mizah tabii şart. Küçük insan. Evet sokağı zaten ne yaptılar? Şiire taşıdılar. Orhan Veli ve arkadaşları sokağı şiire taşıdılar. Küçük insanın küçük problemleri çok önemli. Mesela günlük hayattaki ayakkabı nasır. Salata, kundura gibi sıradan sözcükleri de kullandılar. Yani Süleyman Efendi'nin Nasırından bahsettiler şiirde. Bu daha önce olacak bir şey değildi. Şiir böyle daha soylu aşk olsun, işte vatan için ya da işte devrim için yazılan şiirler vardı daha önceden. Ama sıradan basit insanın basit sıkıntıları şiirin konusu olamamıştı. İşte artık garipçiler devrim yaptılar. Bunlar da şiirin konusu olabildi diyoruz arkadaşlar. Hangi akımlardan etkilendiler? Sürrealizm ve Dadaizm'den etkilendiler. Ee, Sürrealizm anlayışı Andre Breton'un devrimci bir akım olduğu için... ...Marksizmin yanında hatta üstünde gördüğü gerçek üstücülük e, dediğimiz... ...sürrealizm akımının etkilerini görüyoruz. Bir de kuralsızlığı kural olarak kabul eden Dadaistler. Dadaizm'den etkilenmişler. E zaten bunlar kurallara karşılar, ölçü uyağa karşılar. Dadaist'tirler aynı zamanda. Şiirlerin ayı edici diğer özelliği, önemli bir özellik. Duyguya değil akla dayanır şiirleri akıl ön plandadır. Duygular geri plan. Zaten ortaya çıkış hikayeleri de buradan ileri geliyor. şiirde süre gelen e, aşırı duygusallığa karşı olarak ortaya çıktılar ve aklı ön plana çıkardılar. Ki ironi ve mizah da bu bağlamda önemli. Söyle havasından uzaklaştılar. Toplumcu gerçekçileri baktığımızda söyle karşısında bir topluluk varmış gibi konuşuyorlardı arkadaşlar. E, siyaset dışı kaldı, kaldıklarını söyleyebiliriz. Bunu bağlarsak birbirine yani şiirde bir ideoloji olmamalıdır. Karşı tarafa bir fikir aşılama olmamalıdır. Hem işte toplumculara hem de milli anlayışı sürdürenlere karşı çıkmışlar arkadaşlar. Günlük konuşma dili ve sıradan insan. Evet sıradan insanın sıradan sonları şiire girmiştir. Aynı zamanda dil olarak da üslup olarak da sokak ağzı diyebileceğimiz argo bazen oluyor. Bunlar da yine şiire girmiştir. Amaç halkın anlayacağı bir söylemle şiir yazmak diyoruz. Şiirde Diğer sanatlardan yararlanma düşüncesine karşı çıktılar. Ee, öz şiirleri hatırlayalım. Şiir bir musiki gibiydi hatta onlarda. Anlam kapalılığını savunmuşlardı. İşte anlam çok önemli değildi. Anlam geri plandaydı. Ki burada anlam çok ön planda. Garipçiler anlamı savunmuşlar. Ee, şiirselliği değil. Tam tersini savunmuşlardı öz şiirciler. Ee, şiir de diğer sanatlardan yararlanma, Yani resim, işte e, bunun dışında müzikten yararlanmaya karşı çıktılar. Çünkü şiir başlı başına ayrı bir türdür demişlerdir. Evet. Ama olarak da kodlamıştık. Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat. Şimdi devam edeceğiz. Onlarla sırayla devam edeceğiz arkadaşlar. Orhan Veli Kanık. Ben Orhan Veli şiiriyle tanıyalım Orhan Veli'yi. Kendisini nasıl tanıtmış? Ben Orhan Veli yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mısra i meşhurunun mübdiği. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı. Anlatayım. Evvela adamım. Yani sirk hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var. Pek biçimli olmamakla beraber. Evde otururum, masa başında çalışırım. Bir anne ile babadan dünyaya geldim. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mühri nübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım, ne de Bay Celal Bayar'ın ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim, puf böreğini hele, bayılırım. Malda mülkte gözüm yoktur, vallahi yoktur. Yayan dolaşırım, mütenekkiren seyahat ederim. Oktay Rifat'la Mehit Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım. Bir de sevgilim vardır, pek muteber. İsmini söyleyemem, edebiyat tarihçisi bulsun. Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz. Sadece üdeba arasındadır. Ne bileyim, belki daha bin bir huyum vardır. Ama ne lüzumu var e, hepsini sıralamaya? Onlar da bunlara benzer. Demiş Orhan Veli... Orhan Veli, Mehmet Ali Sel ve Adil Hanlı takma adıyla şiirler yazmış. Özellikle Mehmet Ali Sel burada. Yaprak dergisi burada çizimde de görüyorsunuz akılda kalıcı olarak. Yaprak dergisinin arkalarında önü tek yaprak dergi çıkarmış. Sonra ölümünden sonra da hatırası gereği arkadaşları tarafından da bir çıkartılmış. İroni ve nükte espri. Yani aslında biz garipçiler için söylediğimiz şeyler Orhan Veli için geçerli. Zaten ön sözünü Orhan Veli kalem almıştı. İroni nükte onun şiirindeki en önemli e, ayı de özelliktir. O bir şiir itilalcisidir der edebiyat tarihçileri. Şiir itilalcisi. Evet şiire gerçek anlamda devrimi getirdi. Çünkü yenilik yaptı bu anlamda. Ölümüne kadar garip hareketinin ilklerine bağlı kaldı. Diğer arkadaşları bağlı kaldı mı? Hayır. Zaten baktığımızda fazla uzun yaşamadı. 36 yıl yaşadı. Belediyenin açtığı çukura düşmüş. E, sonra birkaç gün sonra iç kanamadan hayatını kaybetmiş. Orhan Veli kanık. E, bunu söyleyebiliriz. Yani 36 yıl yaşamış. Ölümüne kadar da hep garip hareketinin ilkelerini savunmuş. Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirdi. La Fontaine'den çeviri yaptı. Bunlar da yine Orhan Veli'nin diğer özellikleri. Şiirini bütünüyle toplumun emrine verdi. Yani aslında sokağı şiire taşıdı. Bunu söyleyebiliriz. Sokağı şiire taşıyan sanatçımız Orhan Veli Kanık. Sokağı romana ya da edebiyata taşıyan kişi ise Hüseyin Rahmi Gürpınar'da hatırlarsınız. Sokağı şiire taşıyansa Orhan Veli kanıktır. Sıradan insan, gündelik konu, dil yani zaten garipçilerin özelliklerine baktığımızda sıradan insan şiire girmişti. Sıradan insanın sıradan konuları şiire girmişti. Çok basit konular şiirdeydi. Ve dil üslup olarak da çok sıradan bir dil nasıl konuşuyorsak o şekilde şiir yazma anlayışı söz konusu Orhan Veli'de ve garipçilerde bunu yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada bir köprü. O zamanlar yok ama İstanbul. Bakın Boğaz Orhan Veli'nin en çok işlediği Aşk İstanbul gibi konular. Önemli üzerine durduğu konular arkadaşlar. Eserlerine baktığımızda şiir türündeki eser Garip bir kere var. Garip 3 sanatçımızda da olacak. Ortak bir şiir kitabıydı hatırlayalım. Yenisi Vazgeçemediğim Karşı Destan gibi şiir kitapları var. Zaten bütün şiirleri olarak da basılmış günümüzde baktığınızda bütün şiirleri diye geçiyor Orhan Veli'nin şiirleri. Bununla beraber çok meşhur şiirleri var. Mesela anlatamıyorum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı ya da İstanbul Türküsü gibi çok meşhur şiirleri var. Bedava yaşıyoruz bedava hava bedava bulut bedava dere tepe bedava yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, camekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz, bedava. Evet ironiyi yine görüyoruz şiirinde Orhan Veli'nin diyoruz. Düz yazı türündeki eserlerine baktığımızda bindiğimiz dal denize doğru sanat ve edebiyat dünyamız e, gibi denemeleri yani düz yazı türündeki eserleri var Orhan Veli'nin diyoruz. Melih Cevdet Anday'la devam edeceğiz. Omo demiştik Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat. Melih Cevdet Anday 1915-2002 yılları arasında yaşamış e, Orhan Veli'nin aksine diğer iki arkadaşı Melih Cevdet'te arkadaşlar garip Orhan Veli'nin ölümünden sonra garip anlayışından sapmalar görüyoruz. Toplumcu bir anlayışa yönelmiş. Gelenekten yararlanmış. Normalde geleneğe karşı idiler garipçiler. Ama Melih Cevdet bundan yararlanmış. Mitoloji. Melih Cevdet'in şiirlerinde ve eserlerinde isimlerine baktığımızda anlayacağız zaten göreceğiz onu da. Mitolojiden yararlanmış, mitolojik isimler kullanmış. İmge ve simge kullanmış. Çünkü niye? Garipçi olduğu dönemde kullanmadı ama sonradan toplumcu hatta daha farklı anlayışlara yöneldi. İmgeyi ve simgeyi de kullandı. Bunu söyleyebiliriz. Düşünce ön planda Melih Cevdet'in şiirlerinde ee, anlam boyutuyla e, daha derin olan şiirler yazmış Melih Cevdet... Şiirlerin eserlerine bakalım. Şiirleri kolları bağlı Odysseus bakın mitolojik isimler kullanmış. Yan yana Garip ki ortak şiirlik kitabıydı. Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane bunlar eser yazarlarda karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan eserler. Teknenin Ölümü, Sözcükler, Ölümsüzlük ardında Gılgamış yine bir mitolojik isim kullanmış Melih Cevdet Anday. Kolları bağlı Odysseus, rahatı kaçan ağaç, telgrafhane en önemli şiirleri. Bunun dışında yan yana denizin üstünde, tanıdık dünya, göçebe ve güneşte gibi şiirleri de var. Şiir kitabı olmayıp da meşhur şiir var. Şinanay Sezen Aksu'nun da söylediği o sözler yine Melih Cevdet'e ait diyoruz. Burada bir çizim var. Bakın telgrafhane olarak kabul edersek işte kolları bağlı Odysseus, rahatı kaçan bir ağaç var burada. Bunları yine unutmayalım. Ee, rahatı kaçan ağaçta telgrafhane yan yana kolları bağlı Odysseus'la beraber. Romanlarına bakıyoruz. Farklı alanlarda da eser vermiş. Yağmurlu Sokak Gizli Emir, İsa'nın Güncesi, Meryem Gibi, Aylaklar Raziye. Bakın yine burada Hristiyanlıkla ilgili şeyler var. Yine mitolojik söylemler kullanmış. Melih Cevdet Anday. Oyunları var, tiyatroları Mikado'nun çöpleri meşhurdur. Eser yazarlığı da çıkıyor karşımıza. Bununla beraber Ölümsüzler ve Dört Oyun diye diğer oyunları var Melih Cevdet Anday'ın. Oktay Rifat Horozcu ile devam edeceğiz. 1914-1988 yılları arasında yaşadı. E, taşlama ve sosyal içerikli şiiler yazdı. Bunu söyleyebiliriz. Yine bu da Melih Cevdet gibi Orhan Veli'nin ölümden sonra garip anlayışından başka anlayışlara yöneldi. Ama bu toplumcu anlayıştan ziyade ikinci yeni şiirine yöneldi. Perçemli Sokak adlı şiiriyle ikinci yeni şiirine yöneldi. Bunu söyleyebiliriz. Ama ikinci yeniciler kabul etmiş mi? Hayır kabul etmemişler. Hat, kendisini hatta ikinci yenicilerin öncüsü olarak kabul etmiş. Ama ikinci yeniciler buna karşı çıkmış e, ee, Oktay Rıfat'ın bu söylemine. Yaşama sevinci şiirlerindeki en temel ögedir. Yaşaması çok belirgindir. Masal tekerlemeler bunlardan yararlanmış. Zaten bakacağız bunlarla ilgili eserleri de var. Farklı şiir anlayışları görülüyor. Garipten sonra ikinci yeni, iki, bir toplumcu bir dönem toplumcu anlayışa yönelmiş. Farklı farklı anlayışları denemiş Oktay Rifat Horozcu. Evet Horozumuz da burada görüyorsunuz. Hemen bakıyoruz eserlerine. Aşk ve avarelik üzerine şiirler, yaşayıp ölmek, perçemli sokak. Bunlar en meşhur şiirleri, eser yazarda karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan şiirler. Elleri var özgürlüğün, çobanıl şiirler, aşık merdiveni, karga ile tilki, bir cigara içimi, aşağı yukarı, dilsiz ve çıplak, koca bir yaz, ikilik, elifli, güzelleme gibi şiirleri var. Romanlarına baktığımızda Bay Lear, Danaburnu, Bir Kadının Penceresinden gibi romanları var. Tiyatrolarında Çil Horoz, Oktay Rifat zaten soy ismi Horozcu, Atlar ve Filler, Yağmur Sıkıntısı, Zabit Fatma'nın Kuzusu, Oyun içinde oyun gibi tiyatroları var Oktay Rifat'ın. Evet, e, garipçileri işledik bugün. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.